Merhaba arkadaşlar, ben sunucunuz Berkcan Küçükoğlu. Bugün sizlere VA marka G19 model gaz blowback pistolümüzden bahsedeceğim. Hemen bunlarla başlayalım. Kutuyu veyahut da fişi faturayı göstermeyeceğim. Zaten bildiğiniz üzere hem manueli çıkıyor, fişidir, faturasıdır, tırıvarı işler. Basit şeylerden bahsedeceğim. Zaten bunlarla ilgili birçok bilgi internette ulaşabilirsiniz. Ben sadece bilmek isteyeceğiniz ya da hani kendi kişisel tecrübelerimden bahsedeceğim. Hemen içerisinden çıkan iki tane handguard'ı göstermek istiyorum. İki farklı boyutta handguard geliyor ve yanında iki tane de pin var. Grip bölgesi öyle diyeyim. Yani tutma bölgesi size küçük geliyorsa takabilirsiniz. Bu sayede elinize daha iyi oturacaktır. Hemen bunları kenara koyacağım çünkü bunlarla bir işimiz yok. Hemen grip bölgesinden başlayayım. Üzerinde sağında solunda Gen 4 ile ilgili ve VA ile ilgili birkaç yazı var. Onun dışında benim elim medium beden ve herhangi başka bir parça takmıyorum arkasına az önce gösterdiklerim. Çünkü elime çok iyi oturuyor, tam oturuyor. Yani aynı zamanda şu şekilde de gösterirsem görürsünüz. Hiçbir problem yaşamıyorum. G19 modelinin G17 modelinden yegane farkı 50 gram daha hafif olması ve birazcık daha namlu boyunun kısa olması. Yaklaşık 500 gram, bu da 200-250 gram azı değişiyor. 700-750 gram Glock 17'den 100 gram veya 50 gram daha hafif bir pistol. Şarjörümüzü takalım, hemen geri koyalım buraya. Ve diğer bilgileri vermeye devam edeyim. Alt taraf plastik. Plastik demeyeyim, birazcık daha sert bir plastik. ABS. Üst tarafı büyük ihtimal alüminyum. Yani bir metal bir slide'ı var. Fakat metal ile hakkında çok bilgim yok. Hemen sağını solunu incelersek G19 işte hani, ama sadece G yazıyor. Burada bir hani Glock yazısı yok. Dediğim gibi bu trademark'la ile alakalı bir şey. Çünkü gerçekten bir ateşli silah değil. Bir replika, bir oyuncak. Bu yüzden hani G yazmış olmaları sadece VA'in kendi yaptığı bir şey. Belki de sadece işte hani copyright issue'su, yani copyright'la alakalı bir durum. Modelimiz 19, Avusturya ve 9x19 yazıyor. Bu arada hemen şarjörden bahsedeyim, 9x19 demişken. Şarjörümüz içinde 20 tane boncuk giriyor. Bir tane de namluyu aldığınızı düşünürseniz 21 tane boncuk atma şansınız oluyor. Bir şarjörle yaklaşık 25 defa ya da 30 defa atış yapabiliyorsunuz. Kendisi burada VA'in bu polimer bölgeye, yani bu plastik bölgeye Made in Taiwan diye yazmış. Gerçekten hoş bir tabanca, öyle diyeyim, hoş bir pistol. Iron sight'lar beyaz noktalarla çok daha rahat hedef almanız için öyle diyeyim paint edilmiş. Onun dışında slide keçimiz sol tarafta yer alıyor. Standart Glock mantalitesi. Bu tarafta slide'la alakalı bir durum yok. Ve diğer Glock'lardan farklı olarak gerçekten büyük bir magrel iş batını var. Yani hani operate edilmesi çok rahat. İki tane pinimiz var. Pinleri aşağı çektikten sonra, bu arada tabancanın kurulu olmasına çok dikkat edin. Eğer kurulu değilse zaten slide'ınız ileri gelmeyecek. Tek yapmanız gereken bir basit bir parmak hamlesiyle ittirmek. Direkt slide'ı elinize alıyorsunuz. Gördüğünüz üzere işte buralarda hop-up ünitesi ve blowback sistemi mevcut. Slide'ımızı geri takmak için de sadece bu iki parçayı geri çekiyoruz ve koyuyoruz. Ardından bir fonksiyon check yaparsanız hiçbir şey kaybetmezsiniz. Ki yapın, belki takamamışsınızdır, belli olmaz. Zaten anlarsınız takıp takamadığınızı. Tepkisi bakımından ve sesi bakımından gerçekten çok hoş bir pistol. Şahsen ben Glock'ları seven bir insanım. Zaten Glock 17 ile 19 oyunlarımızda en çok kullanılan modeller. Aynı zamanda otomatik değil, yani tekli. Siz tetiğe ne kadar basarsanız, semi oto yani, bastıkça boncuk atıyorsunuz. Zaten Glock 18 ya da hani bu 23'tür falan filan tırıvır işlerinde otomatik mod hani neden var? Daha doğrusu Airsoft için neden otomatik bir pistole ihtiyacınız var? Ben bunu hiçbir zaman anlayamadım. Zaten amacınız ev içerisinde 5 metre 10 metredeki yakın bir hedefe bir tane iki tane hani acıtmayacak, hani insani değerleri hala göz önünde bulunduracak atış yapmanızı sağlayan basit replikalar. Onun dışında gerçekten kullanılması çok basit, çok rahat. Tepme bakımından da ve ses bakımından da sizi hani gerçekten tatmin eden bir yapısı var, öyle diyeyim. Atış testi yapmayacağım çünkü gerek yok. Bu bir ürün tanıtım videosu. Atış testi
Ya böyle bir ürün için çok gereksiz. Çünkü amacınız 30 metreye, 40 metreye atış yapmak değil. Tamamen ev içerisinde 5 metreye, 10 metreye insan boyutunda bir hedefe atış yapmak. Bir karton kutu koysam 20 tane boncuğun 20 tanesini de zaten vuracağım. Bunu görmeye ihtiyacınız yok. Tavsiye bakımından konuşmak istiyorum da hemen. Glock 17 ve Glock 19. Eğer ikisi arasında bir seçim yapmanız gerekirse, yani ikisi arasında kalırsanız Glock 19'u tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü her zaman Glock 19, Glock 17'den daha kısa olduğu için ve daha hafif olduğu için operat edilmesi kolay bir pistol. Onun dışında otomatik dediğim gibi hani hiçbir ihtiyacınız olduğunu düşünmüyorum. Yani varsa da sadece fantazi ve zevk için öyle basınca tırrrt atsın diye yapılan bir şey. Boncuk israfı olduğunu düşünüyorum zaten. Tekli atan bir pistol. Hemen zaten alışırsınız. Hem de işinizi görer. Bunun dışında söylenebilecek başka bir şey bilmiyorum. Başka bilgi var mı? Onu da bilmiyorum. Yani hani söylenebilecek her şeyi söylediğimi düşünüyorum. Sadece okumaktan nefret edip video izleyerek bunu öğrenirim diyenlere hitaben bir video bu. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Airsoft Pro ile kalmaya devam edin. Daha fazla bilgi, daha fazla ürün inceleme videosu olacaktır elbet. Her türlü konuda, yani Airsoft ile ilgili sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz. Tekrar teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka videolarla görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bay bay.